Merhabalar sevgili Ekobaşarı izleyicileri. Bugün de sizlere Ankara İncek'ten seslenmeye devam ediyoruz. Şu anda sektöründe öncü bir firmaya Uğurlu Gayrimenkul'e konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Mücella Uğurlu bulunmakta ve ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Merhabalar Mücella Hanım. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben ekonomistim. Daha önce bir bankacılık sektöründe, finans sektöründe görev yaptım. Daha sonra Angora Yatçılık Kulübü'nün başkanlığını yürütüyorum. 3 aydır da gayrimenkul yatırım danışmanlığı ve müşavirliği sektöründe hizmet etmekteyim. Peki müşterilerinize sunmuş olduğunuz hizmetleriniz hakkında sizlerden bilgi alabilir miyiz Mücella Hanım? Tabii ki biz müşteri memnuniyeti odaklı bir sektörüz. Siz de hak verirsiniz ki bizim temel şeyimiz müşteridir. Müşteri memnuniyetidir her şeyden önce. Evet. Biz burada bilinçli olarak sektöre girmek istedim. Bunun üniversiteden sertifikasını aldım, eğitimini aldım. Daha önceki meslek yaşantımda, bankacılıkta da bu sektöre çok uzak değilim. Gayrimenkul üzerine konut kredilerinden dolayı bu sektörü yakından tanıyorum. Ama bu sektör çok büyük bir sektör. Bunun hukuku var, bunun müşteri memnuniyeti var, bunun nasıl diyeyim size emlak kısmı var. Biz aynı zamanda arsa ve gayrimenkul üzerine yani emlak alım satım, bizim parolamız al sat kirala. Sloganımızdan da anlaşılacağı üzere herkese uğurlu gelecek. Biz hiçbir franchise firmasından teklifler geldi, almak istemedim. Ben kendim kurumsallaşmak istiyorum. Çok şükür ki 3 ayda da çok güzel bir portföye, çok güzel hizmetler yaptık. Bunun devamlı geleceğine inanıyorum. İnşallah diyoruz. Peki sizler Uğurlu Gayrimenkul olarak ileriye yönelik hedefleriniz ve projeleriniz hakkında şu anda sizi izleyen izleyicilerimize ve bize bilgi aktarabilir misiniz? Tabii ki. Dediğim gibi önce siz sektöre bilinçli olarak, eğitimli olarak siz bunu bilirseniz karşıya daha güzel yansıtıyorsunuz. Peki Mücella Hanım, biliyorsunuz ki her sektörde muhakkak ki bir sorun yaşanıyor. Özellikle son dönemlerde yaşanan olaylardan dolayı birçok sektörde iş anlamında sorunlar var. Sizler gayrimenkul sektöründe ne gibi sorunlarla karşılaşmaktasınız? Haklı olarak tabii ki ülkenin ekonomik durumu, yarınınızı bilmediğiniz bir ülkede yaşamak kişileri korkutuyor, ürkütüyor diyebilirim. Sektördeki arkadaşlarla görüştüğümüzde herkeste bir durgunluk var ama biz o durgunluk dönemini çok kısa zamanda atlattık. Şu anda çok hareketlilik dönemi başladı. Bizi çok etkiledi diyemem. Ne güzel o zaman diyoruz biz de. Peki son olarak buradan sizleri izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Ben yaptığınız işi bilinçli yapar, müşteri memnuniyeti odaklı yapar ve çalışırsanız mutlaka sonuç başarı sizi buluyor diyebilirim. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Nice bol kazançlı günler diliyoruz Mücella Hanım. Biz teşekkür ederiz.